Her örgütün bir ana amacı, bu amacı gerçekleştirmek için de benimsediği ikincil amaçları vardır. Bu ana amaç, kar amaçlı işletmelerdeki gibi ekonomik, sivil toplum örgütlerinde olduğu gibi sosyal olabilir. Ancak bu örgütlerin hepsi de faaliyetlerini sürdürmek ve amaçlarına ulaşabilmek için paraya, yani finansmana ihtiyaç duyarlar. Öte yandan günümüzde toplumların yaşam biçimini değiştiren çok yönlü gelişmeler sosyal hizmet gereksinimini de biçimlendirmiştir. Daha fazla bakım ve destek ihtiyacındaki kitleleri de büyütmüştür. Bu da sosyal hizmetlere ve sosyal hizmetler için finansmana olan ihtiyacı daha da arttırmıştır. Bu nedenle finansman yönetimi sosyal hizmet veren örgütler için de kritik bir öneme sahiptir. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar finansal yönetim, sosyal hizmetler, merkezi yönetim, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve sosyal hizmet finansmanıdır. Programı izledikten sonra finansal yönetim nedir? Türkiye'de sosyal hizmetler hangi örgütler tarafından yerine getirilir? Kamu yönetimi ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen sosyal hizmetlerin finansman kaynakları nelerdir? Sosyal hizmetlerde iyi finansal planlama ve bütçeleme hangi açılardan önemlidir sorularını cevaplayabileceksiniz. Finansal yönetim, parasal kaynakların kullanımı ve tahsisinde ekonomi, etkinlik ve verimlilik arayışı faaliyeti olarak tanımlanabilir. İnsani hizmetlere atıf yaptığımızda ise finansal yönetimi, örgütsel amaçları gerçekleştirmede hukuk, etik ve toplumsal standartlara uyumlu bir şekilde para ve diğer kıt kaynakların kullanım ve kontrolü şeklinde tanımlamak mümkündür. Finansal yönetim, finansman ve yatırım kararları olmak üzere iki temel karar alanına sahiptir. Finansman kararları, Para ya da fonların nasıl, ne zaman ve nereden sağlanacağına dair kararlardır. Yatırım kararları ise fonların nerede, ne zaman, ne şekilde kullanılacağına ve yatırılacağına dair kararlardır. İşletmecilik biliminde finansal yönetimin ana amacı optimal finansal ve yatırım kararları alarak işletmenin değerini, dolayısıyla işletme ortaklarının servetini maksimum kılmaktır. İnsani hizmetler boyutunda finansal yönetimin ana amacı ise yaratılan insani ve sosyal değeri maksimum kılmaktır. Bu nedenle insani hizmet kurumları için finansal yönetim bütçeler hazırlayıp bağış teklifleri yapmaktan daha fazlasını ifade eder. Sosyal hizmetlerin kökeni toplumun yoksulluk ve Yoksulluğun olumsuz sonuçlarıyla mücadele etmesi fikrine dayanır. Bu fikre dayalı olarak sosyal hizmetler, sosyal, ekonomik ve fiziksel olarak eksiklik, fakirlik veya eşitsizliği olan kişi, grup ve topluluklara destek olmak, onların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla kamu veya özel kuruluşlarca yürütülen hizmetler olarak ifade edilebilir. Türkiye'de sosyal hizmetler merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri tarafından yerine getirilir. Merkezi yönetim bazında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim, Adalet, Sağlık ve İçişleri Bakanlıkları sosyal hizmetler alanında faaliyet gösterirler. Yerel yönetimlerde ise valiliklerin belediyelerin, il özel idarelerinin ve köy idarelerinin sosyal hizmet faaliyetleri bulunur. Ülkemizde son yıllarda sosyal hizmet sunan örgütlerin ve gönüllülerin sayısında artış söz konusudur. Ayrıca bu örgütlerin hizmet sundukları alanlarda daha fazla çeşitlilik görülmektedir. Ancak bugünkü şekliyle modern anlamda sosyal hizmet sunan sivil toplum geleneği istenen derinliğe ulaşmamıştır. Bu nedenle Türkiye'de sosyal hizmet faaliyetlerinin finansmanı noktasında en önemli güçlükler sivil toplum ayağındadır. Sosyal hizmetlerin kamu kaynaklarıyla finansmanı ilgili kuruluşların elde ettikleri kamu gelirleri ve özel gelirlerden oluşur. Kamu gelirleri arasında vergi, resim, harç, fon kesintisi pay ve benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen gelirler, hizmet karşılığı ve borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, sosyal güvenlik prim kesintileri, bağış ve yardımlar sayılabilir. Başlıca özel gelirler ise idarelerin kamu görevi ve hizmeti dışında ilgili kanunlarda belirtilen faaliyetleriyle Fiyatlandırılabilir nitelikteki mal ve hizmet teslimlerinden sağlanan gelirlerdir. Kamu kurumları açısından en önemli finansman kaynağı genel bütçe ödenekleridir. Bu anlamda kamu kuruluşları özel kuruluşların yaşadıkları finansman bulma sıkıntısını aynı ölçüde yaşamazlar. Ancak bu durum kamu kurumlarının etkin bir finansal yönetime ihtiyaçları olmadığı anlamına gelmez nakit yönetiminde ve fon temin etmede finansal yönetim uzmanlarından teknik destek alınması finansal etkinlik düzeyini arttırabilir. Etkin finansal yönetim uygulamalarına en çok ihtiyaç duyan sosyal hizmet boyutu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yürütülenlerdir. Sosyal hizmet sunan kamu kurumlarına göre STK'larda çok daha büyük bir kaynak sorunu ve kaynakların etkin yönetilmesi ihtiyacı bulunur. Bir sivil toplum kuruluşu için en önemli iki finansman kaynağı üye aidatları ve bağışlardır. Bunların yanında vergilerden aktarılan kaynaklar, döngüsel katkılar, sunulan hizmet karşılığı alınan cüzdi ücretler, piyango gelirleri, Mali yatırımlar, ticari faaliyetle elde edilen gelirler ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlar STK'ların başlıca finansman kaynaklarıdır. Ancak bir sivil toplum kuruluşunda kötü bir finans ve bütçe yönetimi varsa bu durum eldeki paranın uygun olmayan şekilde kullanılmasına yol açar. Bundan da en çok sosyal hizmetlerden yararlanan kesimler olumsuz etkilenir. Etkin uzun dönemli finansal planlama ve iyi bir bütçe yönetimi ise verilen hizmetlerin ihtiyaçları karşılamada yeterli etkinliğe sahip olmasını sağlar. STK'larda ayrıca stratejik finansal planlama ve stratejik hizmet planlaması eş güdüm halinde yürütülmelidir. Akselde etkinlik önemli ölçüde azalır hizmet planlamasına ve finansal planlamaya kısa vadeli bakış açısı, etkin bir finansal yönetimi ve politika bazlı sosyal hizmet değişimlerini başarısızlığa uğratır. En iyi sonucu alabilmek ve kaynakları öncelikli alanlara etkin bir şekilde tahsis edebilmek için uzun vadeli bir yaklaşım gerekir. Öte yandan küresel ve yerel gelişmeler Sivil toplum kuruluşlarında finansal yönetimi daha da önemli hale getirmiştir. Bu nedenle doğrudan finansal yönetimin ve finans uzmanlarının alanına giren konularda uzmanlardan destek alınmalıdır. Gerekiyorsa yönetim kurulunda veya icracı bir pozisyonda finans uzmanlarına yer verilmelidir. Finansal etkinlikte kurumların etkinliği ve başarısında önemli iki ayaktan biridir. Bu nedenle sadece operasyonel etkinliğe odaklanıp finansal etkinliği göz ardı etmek kurumların sosyal hizmet sunumunda başarısız olmalarına yol açabilir. Finansal yönetim örgütsel amaçları gerçekleştirmede hukuk etik ve toplumsal standartlara uyumlu bir şekilde para ve diğer kıt kaynakların kullanım ve kontrolüdür. Finansman yönetimi, sosyal hizmet veren örgütler için kritik bir öneme sahiptir. Ülkemizde sosyal hizmetler, merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri tarafından yerine getirilir. Sosyal hizmetlerin kamu kaynaklarıyla finansmanı, ilgili kuruluşların elde ettikleri kamu gelirleri ve özel gelirlerden oluşur. Kamu kurumları açısından en önemli finansman kaynağı genel bütçe ödenekleridir. Sivil toplum kuruluşlarında en önemli iki finansman kaynağı ise üye aidatları ve bağışlardır. Hizmetlerin gerçekleşmesi son tahlilde parasal kaynağa dayanır. Bu nedenle en etkin hizmetin verilmesi de paranın en etkin şekilde yönetilmesine bağlıdır. Bu programda finansal yönetim tanımlandı. Türkiye'de sosyal hizmet sunan örgütlerden söz edildi. Kamu yönetimi ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen sosyal hizmetlerin finansman kaynakları üzerinde duruldu. Sosyal hizmetlerde iyi finansal planlama ve bütçelemenin önemine değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Sosyal Hizmet Yönetimi ders kitabının 5. ünitesinde bulabilirsiniz.